Süleyman Özışık. Neden erken seçim? Herkesin önce şunu çok iyi bilmesi gerekiyor. Erken seçim kararı yok yere durduk yere alınmadı. Son dönemlerde yaşananlara baktığımızda bunu çok daha iyi anlarız. Hatırlarsanız bundan iki hafta önce yeni patlama noktası aranıyor başlıklı bir yazı yazmış ve yaklaşan sessiz tehlikeye şu sözlerle dikkat çekmiştim. Demiştim ki, 28 Şubat'ta muhabirlik yapan ve 28 Şubat'ın yaşanmasına neden olan tüm gelişmeleri takip eden bir gazeteciyim. Bugün medyaya baktığımda tıpkı o dönemde olduğu gibi yeni bir 28 Şubat fırtınası estirilmeye çalışıldığına şahit oluyorum bazı köşe yazarları geziyi aratmayacak, yeni bir ayaklanma için ellerine geçen tüm verileri olanca gücüyle kullanıyor. Kullandığımız verilerden hangisi toplumu sokağa döker? Orasını bilemiyoruz ama hepsini denemekte yarar var dercesine yazıyor bu kalem erbapları. Bazı tarikat ve cemaatlerin bundan yıllar önce verdiği fetvaların ve yaptığı açıklamaların dün yaşanmış gibi yeniden ısıtılarak önümüze getirilmesi boşuna değil. Evet hiç de boşuna değildi yapılanlar. Muhalefet partileri Allah'ın her günü bu iktidar öyle ya da böyle gidecek diyordu. Sonra önemli konularda susup eften püften meseleler üzerine konuşmayı seven eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ortaya çıktı. Hepimiz evimizin içini düzene koymamız gerekir. Bunu koymadığımız sürece içerisinde gün gelir ya insanlar ayaklanır veya dış müdahale kaçınılmaz hale gelir diyerek açık açık bir ayaklanmadan bahsetti. Daha sonra Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamoğluoğlu bu kez sahne aldı. Eğer siz baskıyı artırırsanız hiç tereddüdünüz olmasın bir kalkışma meydana gelir, müsebbibi de siz olursunuz sözleriyle hükümeti tehdit etti. CHP'liler deseniz onlar böyle bir şey için zaten can atıyordu. Meclis içinde kavgalar, meclis önünde soyunmalar, tırıvırı meseleler yüzünden anayasa mahkemesine gitmeler ve son olarak diktatöre karşı sokaklarda oturma eylemi yapmalar. Selahattin Demirtaş'ı 17 kez ziyaret ederek Demirtaş üzerinden HDP yanlılarına yeni eylem veya eylemlere hazırlama gayretleri ve kanayan yaramız bürokrasi. Devlet kurumlarında bilerek ve isteyerek gerçekleştirilen iş yavaşlatma eylemleri. Bazı bürokratların 20 yıl önceki adetlere geri dönüp hizmetleri aksatma çabaları. Bazı hastanelerin eskiden olduğu gibi 3-5 ay sonrasına randevu vermesi vesaire. Bunların yanı sıra Amerika'nın YPG'nin yerine yine YPG'lilerden oluşan ama adı Arap gücü olan yeni bir silahlı örgüt kurma çabaları, PKK'nın seçim dönemine girilirken ülkenin doğu ve güneydoğusunda gerçekleştirdiği çeşitli terör eylemleri, her biri ayrı bir ine saklanmış olan FETÖ farelerinin tüm bu açıkları çok iyi kullanarak Türkiye hakkında kara kampanya yönetmeleri ve yeni bir fenalık için plan yapmaları, OHAL ve KHK'lar üzerinden yapılan alga oyunları, KHK ile masumların mağdur edildiği yalanları, o halin gereksiz yere uzatıldığı söylemleri ve ekonomi üzerine oynanan oyunlar, spekülatörlerin döviz üzerine oynadığı oyunlar, uluslararası kuruluşların büyüme oranlarını yok sayıp Türkiye'nin notunu düşürme girişimleri bunlara bir son vermek, patlama noktası arayanlara bir cevap vermek gerekiyordu. Verilecek en iyi cevap erken seçime gitmekti. MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli yukarıda saydığım tehlikeleri öngörüp kaos peşinde koşanların oyunlarını bir kez daha bozdu. Belki de AK Parti ile ortaklaşa bir karar aldılar. Orasını bilemiyorum ama bildiğim şu. Erken seçim iç piyasalara büyük bir güven verecek içimizde olup yanımızda olmayan hainlerin motivasyonunu yerle bir edecek. AK Parti iktidarından memnun olmayan dış dünyaya ise sağlam bir mesaj verecek. Bu seçim pek çok yeniliği de beraberinde getirecek. Mesela artık milletvekiline ayrı, cumhurbaşkanına ayrı oy vereceğiz. Partiler bize istediği adayı dayatamayacak. Biz istediğimiz partinin beğendiğimiz adayına oy vereceğiz. Beğenmediğimiz milletvekillerine de milletvekili adaylarına da güle güle diyebileceğiz. Bir başka yenilik Cumhurbaşkanı adayı olan kişi milletvekilliği için aday olamayacak. Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanlığına adaylığını koyar da kaybederse elindeki milletvekilliğinden de olacak. Aday olmaz da kaybederse yine gidecek. Bu seçimde CHP delegeleri değil, halk oy verecek. Halkın oy verdiği yerde Kılıçdaroğlu'nun başarılı olma şansı milyonda bir bile değil. Bu kez CHP delegeleri bile onu istemeyecek. Bakmayın siz kazanacağız demesine. Daha önce 14 partiyle birlikte ne kadar başarılı oldu ki şimdi başarılı olsun. Süleyman Özışık, Türkiye